Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'in genç muhafızları, hafızlık ve genç bilaller ezan okuma yarışması Balıkesir il finali Sındırgı'da yapıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Kur'an'ın genç muhafızları hafızlık yarışması ve genç bilaller ezan okuma yarışması Balıkesir İl Finali'ne hoş geldiniz. Dini öğrenmek ve sevdirmek adına Türkiye genelinde düzenlenen yarışmanın Balıkesir ayağında Kur'an-ı Kerim'in genç muhafızları hafızlık finalinde 6 öğrenci. Genç bilaller ezan okuma finalinde ise 14 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti. Benada ashabul cenneti ashaben nari en kad vecedna ma vaadena. Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Sındırgı Belediyesi, Sındırgı İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve çeşitli sponsorlar eşliğinde gerçekleşen programa İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında yapmış olduğu Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli dostları Sındırgı'mızda Sındırgı Anadolu İmam Lisesi olarak ağırlamaktan büyük onur ve kıvanç duyuyoruz. Bize bu yarışmada ev sahipliği yapan Sındırgı ilimizin kıymetli yöneticilerine, Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ilçede yer alan bütün sivil toplum kuruluş örgütlerine, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm katılımcılara, emeği geçen tüm değerli hocalarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürekten teşekkür ediyorum. Bir konuyu paylaşıp konuşmamı bitiriyorum. 2002 yıllarında Türkiye genelinde 28 Şubat sürecinden sonra 60 bin civarında olan İmam Hatip okulları, İmam Hatip Ortaokulu ve lise, ikisi birlikte kastediyorum. 60 bin civarında olan öğrenci sayımız Allah'a hamdolsun şu anda mesleki açık lise uygulaması dahil hafta sonuna da çünkü İmam Hatipselerinde eğitim öğretim devam ediyor. 1 milyon 300 bin civarında. Bu çok güzel bir rakam. Cenab-ı Hak hem kemiyetin hem de keyfiyetin artması noktasında gayretlerimizin devamını hepimize nasip etsin. Allah hem İmam Hatip'lerde öğrencilerimizin sayısını ve kalitesini artması noktasında elimizden gelen çabayı gece gündüz demeden hep birlikte ortaya koymayı hepimize nasip etsin. Sebebi de sizleri ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan hakikaten hoşnutluk duyduk. Bugün de böyle bizim sevdiğimiz, işin içinden geldiğimiz hafızlık ve ezan okuma ile ilgili yarışmanın ilçemizde düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizleri buralarda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ve bu sevdiği insanına baktığında evet hal, hareket, davranışıyla bu o camianın adamıdır diyebilmek, sözü doğru olan, özü doğru olan, bakışında, duruşunda bir kimlik, kişilik olan insanlar bizlere bundan sonra lazım. Çünkü Rabbim verdiği nimetleri geri alma diye dua etmek lazım. Nimeti bilen, şükrünü de eda eden kullarından eyle ya Rabbi bizi diye dua ediyoruz. Çünkü o duaya da icabet edecek davranış orada sağlam bir duruş sergilemektir. Müslümana yakışan kişilik ve kimliğe sahip olmaktır diyorum. Bugün bizim bugün 16 yarışmacımızın ezan okuma yarışmasına katılması ve 4 öğrencimizin de hafızlık yarışmasına katılması dolayısıyla tüm öğrenci kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum.
Bu il finalinin ilçemizde yapılması dolayısıyla katkı ve emeklerini esirgemeyen başta belediye başkanlığımız olmak üzere il Milli Eğitim Müdürlüğümüze, il müftülüğümüze ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Guru'nun önemli mentorların yazmış olduğu kitaplarda belirttiği üzere aslında mutluluğun temel bir kaynağı var. İnanç hürriyetini toplumun geneline yaymak. İşte bunu sağlayabilmenin müjdesini veren ve bizleri iman tahtamızı güçlendirerek topluma iyi birer fert olarak yetişmemize vesile olan İmam Hatip Ortaokulları ve liselerimizdir. Jüri üyeliğini Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Lütfü Cengiz, İl Müftü Vekili Ramazan Topcan, İlçe Müftü Vekili Emrullah Sayar, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Osman Nuri Uçar ve Şule Yüksel Şenler, Okul Müdürü Muhammed Tayyip Eyoğlu'nun yaptığı yarışmada Kur'an-ı Kerim'in Genç Muhafızları Hafızlık kategorisinde Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Yıldız 100 puanla birinci. Dönen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Sayar 97.40 puanla ikinci. Dursun Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Yılmaz 87.20 puanla üçüncü olurken, Genç Bilaller Ezan Okuma kategorisinde ise Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayhan 99.8 puanla birinci. Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şerif Ali Uğur 93.60 puanla ikinci. Dönen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Miraç Temur 91.60 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri Sındırgı İlçe Kaymakamı Ercan Ateş, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık tarafından verildi. İnsanların kaliteli olması lazım. Bizler kaliteli insan yetiştirmeliyiz. İstiyoruz ki İmam Hatip okullarımızda yetişen öğrenciler kaliteli olsun. Okullardan yetişen öğrencilerin kaliteli olması için İmam Hatip ortaokullarının kaliteli olması lazım. Yani liseden mezun olanların kalitesi İmam Hatip okullarından gelecek öğrenciye bağlı. Hafızlık ve ezan okuma yarışması hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve onu öğrenen ve öğretenlere selam olsun. Ve Sındırgı'da İmam Hatip 1975'li yıllardan beri var olan bir kültür ve ülkemizde de bir insanların sadece maddi olarak zenginleşmesi değil, aynı zamanda manevi olarak da bir zenginliğe ulaşması gerekiyor. Bugün de Balıkesir civarındaki bütün 20 ilçemizdeki İmam Hatip'lerde bulunan hafızların hem güzel Kur'an-ı Kerim okuma hafızlık yarışması hem de ezan okuma yarışması vardı. Ve birinci olan kardeşimiz, ikinci olan kardeşimiz de
birisi Sındırgı'da görev yapan, birisi de Sındırgılı olan bir kardeşimiz. Böyle bir organizasyonla hafızlığı sevdirebilmek, Kur'an-ı Kerim'i sevdirebilmek ve dinimizi sevdirmek adına güzel işler yapıldığını düşünüyorum. Hem İmam Hatip camiasına öğrencisini gönderen, dini diyaneti öğrensin diye buralarda gönderen velileri tebrik ediyorum. Bunları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle bir şeye cesaret eden tabii ki gençlerimizi kutluyorum. Bizler de bugün onlara ortak olmak istedik. Sındırgı'da böyle bir organizasyonun yapılması, ev sahipliği yapmamız olmamız da ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. Tekrar bu işlerle ilgili Allah sadece sayı olarak değil, nitelik olarak da kaliteli, güzel, hem dinini, ahlakını bilen insanlar yetiştirmek bu toplumun 15 Temmuz'lar yaşanmamasını sağlayabilmesi için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı bu işlerin sayısının daha artması ve milli manevi değerlerimize, dini değerlerimize sahip bir gençliğe yetişmesi hepimizin idealidir diyorum. Tekrar böyle bir organizasyonda da teşekkür ediyorum ve katılımcıları da kutluyorum. Birincilik alanları özellikle tebrik ediyorum. Hamza Yağız Balakesir İmam Hatip Lisesi'nde lise son sınıf. Hafızlık ve ezan okuma yarışması ve duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani 3 senedir birinci oluyoruz. Bu sene de birinciyiz. Mutluyuz yani. 3 senedir birinci. Birinciyiz bölgede. İkinci oluyoruz. İlde birinciyiz yine. Güzel yani. İyi. Bölgeye geçersek daha mutlu olacağız. Adım Miraç Temur. Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Yarışma güzeldi. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Jüri üyelerini tebrik ediyorum. Yani güzel yarışmaydı. İnşallah ben çok mücadele ettim inşallah. Demek ki yani oluyormuş. İnşallah bir arkadaşlarımız da ileride iyi dereceler yaparlar inşallah. Derecede kaçıncı olduk? Üçüncü oldum ben. Teşekkür ederim. Adım Hüseyin, soyadım Çayhan. Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yarışmaya katıldım. Ezan okuma yarışmasında il birincisi oldum. Bölgede Balıkesir ilini Kütahya'da temsil edeceğim inşallah. Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyoruz. Sındırgı olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak gerçekten gurur verici, mutluluk verici bir hadise bizim için de. Değerlendirme kriterlerine gelince biz elimizdeki kriterlere göre yarışan yarışmacı adaylarımızı kriterler çerçevesinde değerlendirmeye çalıştık. Dolayısıyla ben kendi adımıza en adil olan kararı vermeye çalıştık. Sındırgı Anadolu İmam Hatip Müdürü. Hocam, hafızlık ve ezan okuma yarışması hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretim Genel Müdürlüğü her yıl Anadolu İmam Hatipleri arasında değişik yarışmaları var. Bundan bir tanesi genç muhafızlar, hafızlık, genç bilaller ezan okuma yarışmasıydı. Balıkesir genelinde il finalinde ev sahipliğini de Sındırgı Anadolu İmam Hatipleri olarak biz üstlendik. Hafız yarışmasına 6 ilçeden 6 okulumuz katıldı. Ezan okuma yarışmasına da 14 ilçeden 14 öğrencimiz katıldı. Çok güzel bir yarışma oldu. Kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Programın hazırlanmasında bize Sındırgı Belediyesi çok büyük katkıları oldu. Gerek mekan olarak, gerek hediyelerin hazırlanması olarak bize çok yardımcı oldular. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında yine hediyelerin hazırlanmasında STK'lar, İlim Yayma Cemiyeti, İmam Hatip Derneği, Günsan Turşu, İsa-i Hacibedir Pide Salonu ve değişik esnaflarımız bize, öğrencilerimizi ödüllendirmede yardımcı oldular. Burada onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren, dereceye giren veya girmeyen bütün öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerine, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatta onlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Okulumuzdan da evet, ezan okumada Şerif Ali Uğur öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. İkinci oldu o. Geçen yıl üçüncü olmuştu İvrin'de de. Bu sene birinci oldu. İnşallah bir dahaki yıla yavaş yavaş tırmanıyor. Birinci olmaya aday inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.